Oyunculuğuyla, karakteriyle, duruşuyla herkese örnek gösterilen bir sanatçı. Canlandırdığı her rolüyle hepimizin kalbini fetheden Mehmet Aslantuğ. Bu hafta kendisiyle buluştuk ve ona merak ettiklerimizi sorduk. Hapishanede de böyle yemek vakti iflah olmaz, suçlular karşımıza oturur. Canları sıkıldıkça takılacakları kurban ararlardı. Ben de böyle gözlerine bakar, yemeğe devam ederdim. Mobese görüntülerini siliyor mu peki? Ya da İlker'in kazağındaki kanı temizliyor mu mesela? Karşı tarafın avukatı senden ders almalı. Ben kimsenin avukatı falan değilim kızım. Ama senin eli klavyede bekleyen takipçin de değilim. Ben senin babanım. Mehmet Bey merhaba. Poster'a hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bugün belki bu sorum size biraz klişe gelebilir ama ben sizin oyunculuk serüveninizi merak ediyorum. İşletmeyi yarıda bırakıp oyunculuğa başlıyorsunuz. Şöyle, oyunculuk herkeste şimdi genel başlıklarla başlamak lazım. Evet. Akademi, felsefecilerin çıplak ayakla yürüdüğü ve onların inşa ettiği bir şeydir. Yani hayatın kendisidir aslında. Yani meslekçi eğitimle akademik 2 yıllık, 4 yıllık formasyonları birbiriyle takasa çıkarmamak evet. lazım. Batı böyle bakmıyor bu işlere. Burayı geçiyoruz. Ben sanatta başka disiplinlerde, sosyal bilimlerde, felsefede, sosyolojide, psikolojide, hatta pozitif bilimlerde eğitim yapanların bile istidat dedikleri eskilerin yetenekleri varsa ve kütüphaneye kapılarını açmışlarsa evet. akademik formasyonu geçer giderler. Orayı geçtik yani. Ne okudunuz, ne okumadınız filan bunların hepsi. Bu ülkede başka alanlar için söylüyorum, sanata ayırarak söylüyorum. Akademinin 3 yıllık, 2 yıllık, 4 yıllık sürelerde hocalarının niteliğine bağlı olarak, orayı da öyle bir tırnak içine alayım. Evet. Kapasitesine, derinliğine bağlı olarak bütün hayatı kucaklamaya yetmez. Yani soruya dönersek, nerede, hangi dönem, 3 yıl, 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl evet. ne okuduğunuz değil, hayatınıza hangi bilgiyi, hangi yeteneği, hangi usta-çırak ilişkisini aldığınızla açıklanabilir bütün bunlar. Evet. Bilgiyi çocuklara aktaracak okulların hikayelerine son çeyrek yüzyılda evet. özellikle öyle trajik tanıklık ediyoruz ki. Buna biraz son dönemde merdiven altı üniversiteciliğin maalesef, kamera ve oyunculuğu evet. gibi saçmalıklarını da dahil etmek gerek ve bunları sorgulamak gerek. Bazen ne bildiğin bile önemli değildir. Bilmek eyleme dönüşürse kıymetlidir. Evet. Ne yaptığına bakılır. Peki bu seçiminizden dolayı hiç pişmanlık hiç, hiç yok, hiç yok. Ben bugün hiç yok. Benim konservatif yoklamalarım bol. Böyle bir hayatın şeyine bıraktık kendimizi ama şu. Bu türden başlıkların tamamı palavra. İkisinin kesiştiği bir yer var. Ve hep beraber yürüdüğü bir yer var. O yeri hayatın süreci içinde sürekli bir kaynak olarak beslemezseniz, evet. hiç kimse referansını, benim hocam şuydu, benim sınıfım buydu, benim okulum buydu, ben şuradan geliyorum, burada, bundan hepsi palavra demek istiyorum. Geçen sene sizin bir tweetiniz vardı. O tweeti okuduğumda şöyle düşündüm. Sanat ve hayat bu kadar net bir şekilde anlatılabilir. İzniniz olursa ben o tweetinizi okumak istiyorum. Kendimizi açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamakta zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı, son da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı. Gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Belki sizin kadar güzel anlatmadım ama. İşte birkaç yere atıfta bulunmaya niyetlenmişim demek ki. Bazen sanat toplumda eğilip bükülen ve dökülen şeyleri toparlamaya mutlaka dolaylı olarak içine evet. metaforları, aforizmaları katarak şiirde, edebiyatta, romanda, sinemada, müzikte evet. yardımcı olur. Ama hayatı iyileştirecek olan şeylerin bütünü, buna siyaset de dahildir, daha net programlar ortaya koyarak
sanatın kendini ifadesinin de önünü açar. Yani özeti şu, bazen acil olan katkılarda, desteklerde sanatın sırça köşkü tek başına yetmez. Sanatçıdan çok da didaktik kalmadan, çok da slogana düşmeden bazen sosyal devleti, bazen eğitilmiş insanı, bazen kalibreyi, kaliteyi aramak üzere daha farklı desteklerin ihtiyaçları olabilir sanatçının. Dostoyevski'de de gördük bunu. Evet. Başkaca edebiyat, yani kıymetli, klasikleşmiş insanların da yaşam öykülerine bakarsak görüyoruz zaten. Yani o tek başına yazın dünyasına aitim. Dolayısıyla ben orada hayatı açıklayacağım. Başka da hiçbir şey yapmama gerek yok gibi bir hayat biraz şey, sırça köşkü işte orası. Evet. Peki bir sanatçının alabileceği en değerli ödülleri aldınız. 3 altın portakal ve 1 altın koza ödülüne yanlış hatırlamıyorsam sahipsiniz. Evet, altın kelebekler var. Başkaca evet. Akademilerin verdiği öğrenci şeylerinin yani. Hatta 2010 senesinde sizin bir açıklamanız da vardı. Tabii bunun nedenini sormayacağım. Sanatçı duruşunuzu net bir şekilde anladığım için. Ödüllerimi iade edeceğim ve aktörlüğü bırakacağım diye bir açıklamanız da olmuştu. Ama sanatçı güçlü kılan şeyler. Var. Evet. Açıklamak isterseniz dinlemek isterim. Soruyu isterseniz tamamlayın. Peki sanatçıyı güçlü kılan ödüller mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elbette değil ama bir motivasyondur şüphesiz. Tatif edilmek iyi bir duygu. O rekabet yarış değildir. Diğerinin eksik kaldığı anlamına gelmez. Ödüllerin bir sürü bileşeni var. Bireysel bir performanstan bahsedemeyiz. Sinema ise konuştuğumuz ki bunlar film evet. Birçoğu. Yani televizyon dramalarında televizyon ödülleri vardır tabii ki. Altın Kelebek'te olduğu gibi ya da akademilerin ilgili fakülteleri, birimleri, öğrenci dernekleri şunlar bunlar da bir takım kriterlerle evet. Değerlendirme yaparlar. Jürinin başka bir şeyleri, ihtisas sahibi insanların kriteri başka bir şeydir ama günün sonunda subjektif değerlendirmeler de olabilir. Ödül motivasyondur, burası kesin. Ama bu bir yarış değildir. Bireysel performanstan çok bileşenlerin birbirine katkısıyla da anlaşılır evet. Ve kristalize olur. Yani bir ödül aktöre yurt dışında da gidiyor ise o performansı kadar kabulünden, o işi kabulü, o algıyı evet. Ortaya koymasından başlar. Oraya katkı yapan yönetmenin, o karakterin, o senaryonun, bütün ekibin gerçekten o ödülde payı vardır. Peki uzun zamandır sizi Beyaz Perde'de göremiyoruz. Var mı ufukta yeni projeleriniz? Var var. Yani öyle bir telaşla hareket etmedik. Ben biraz böyle bir 30 yıldır bir atölye ortamı, yani evet. Kendi... İşte mesela 100 bölüme yakın Sıcak Saatleri yaptık. Bu ülkede daha mahalle dizileri yapılırken biz böyle habercilik, işte birazcık politik iklim, birazcık sosyolojik iklime değen senaryoları açalım dedik. Çünkü benim yolculuğum bağımsız sinemayı temsil eden yönetmenlerle film çalışması yapmak olduğu kadar evet. Edebiyat uyarlamaları TRT dramaların içinden de geçti 20'li yaşların ortasından evet. İtibaren. Dolayısıyla edebiyat sinemada bir ipotek olarak mutlak kaliteyi temsil eder diye düşünmemek lazım. Senaryo özgündür günün sonunda ve kendi kodlarıyla ele alınır ve öyle filme aktarılır. Başka bir alandır yani. Fakat karakterlerin derinlikleri, fona koyduğunuz dikey tatlar niye aralar verdiğimizi açıklar. Evet. Peki her insanın bir çocuk tarafı vardır. Sizin bu tarafınız da denizle buluştuğunuzda ortaya çıkıyor. Hatta bir röportajınızda ben çocuk ruhlu denizciyim diye demişsiniz. Bunun sebebi nedir? Karadeniz'in kıyısında suya yakın bir çocukluk geçti. O çocukluğu cebimde buluyorum ben sık evet. Sık. Ya da heybemde buluyorum. Yani insanlar yaşadıkları iklimlere de bazen oradan izler taşırlar. Birebir aynı olmasa evet. Da. Sonra tıpkı en başta mesleki yolculuklarımızı 3-5 yıllık akademik formasyon açıklamayı yetmez başlığına geri dönersek o bütün bir hayatı da temsil etmez o evet. İklim. O çocuklukta kalır sonra siz büyümeye başlarsınız. Çocuk ruhlu denizcilik edebiyatı, öyküleri, şiiri yani suyun
sadece taşımadığını, yarıştırmadığını, evet, bu brokerlara göndereyim ben bunları şimdi. Yelken yaparken ayrıcalıklı zannediyorlar kendilerini, o kafa. Yani. Yelkenli yolculuk daha uzun sürmüyor mu? Evet, o dert değil. Şimdi büyük hacimli şehvetli motorlarla simgesel de olsa çevreye saygı ve zamana saygı. Mesela sadece, evet, çevreyi kirletmekten bahsetmiyoruz. Zaman öyle bir şey değil. Yani koştururken daha mutlu olamazsınız. Yani 2x1000'le 40 mil suyun üstünde bir yere gidiyor olmak, bir yere gidiyor olmak değildir belki de. Evet. Dolayısıyla rüzgarla da akışkan dinamiği, rüzgarın üstelik de çoğu bilmeyebilir ama üstüne de yolculuk yapabilirsiniz. O işin tekniği. Bu klasik tatları, uygarlıkların üstündeki suda ve gökyüzü mavi, oralarda müşterek imkanları bir araya getirerek daha tevazu içinde, daha mütevazi, daha çevreye de saygılı, doğaya da ilişkide saygılı. Asıl önemlisi insanın tamahkarlığını ve şehvetini temsil etmeyen bir dilde durdukları için, evet, erkenler daha kıymetlidir. Öteki statüdür aslında, öteki bir şeydir yani ama ölüm var. Yolculuk yaparken kitaplar okuyor musunuz? Hangi kitapları okumayı tercih ediyorsunuz? Merak ettim. Evet, dağınık okurum. Yani gençliğimizden itibaren belge romanları severim. Evet. Yani karakterleri, insanın ihtiyacı ve hayatın, toplumların da şüphesiz, evet, ihtiyacı ve hayatına başka bir yerden dokunan ve onun içine birazcık tarihi coğrafyayı da dahil eden bütün çalışmalar ilgimi çeker. Bugünler tabii biraz podcastlerin zamanı ama yine de yazılı basılmış kaynakçaları, hatta neredeyse gazetelerde dahil, biraz ele almak, nöbetini tutmak, onları koklamak, öyle okumak hem bilginin tazelenmesi, evet, hem de o geleneği temsil etmesi açısından kıymetli. Yoksa bu dijital elde iPad'lere de düşüyor. Çok teşekkür ederim değerli zamanınızı ayırdığınız için. Benim için çok keyifli bir röportajdı. Ağzınıza sağlık. Kendinize çok teşekkür sağlık. Ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler.